kitaba karşı olan ilgisini artıracak bir kitabımız. Tabii ki burada da çocuklar bunu okuduğu zaman kitaba o prenses ilgiliyse ben de ilgili olmalıyım. Ben de okuyabilirim. Demek ki prenses olabilirim. İmajını da gizli bilgisini de verebiliyor evet, bu kitap. Şeker Kız'da küçük küçük öyküler var. Evet. Minik minik hikayeler. Yani çok uzun hikayeler yazınca belki çocuklar sıkılırlar diye. Bazı kitapları özellikle kısa kısa hikayeler ama her birinde eğiticilik faktörü ön plana çıktığı için çocuklara ders verici, onlara güzel duygular motive edici kitaptan oluşuyor. Tabii benim en sevdiğim Tek Tüy. Ben de çok seviyorum. Yani ayrım yapılamıyor ama Arba Sen kitap oluyor. Biraz da yaşlar ortaya çıkıyor böylelikle. Evet, kesinlikle. Eskiden tabii ki Tom Hanks, Texas, Kızıl Maske, Mandrake. Evet. Bir tür kitaplar vardı. Burada da herhalde onları anlatıyorsunuz. Çünkü zaten hemen Tom Hanks'i görebiliyoruz burada. Bizler o dönemde bunları okuyorduk. Evet. Aslında biraz da okuma alışkanlığı bunlardan dolayı bize yardım etmiş olabilir mi? Kazandırmış olabilir mi bir yazar ve eğitimci gözüyle? Kesinlikle. Belki o dönemler onun farkında değildik. Hani okuyoruz ne verecek ne vermeyecek diye ama şimdi mesela bana hep eğitim seminerlerimde o soruluyor. Hangi kitabınızı çok seviyorsunuz? Ben de hep diyorum ki anne baba evladı nasıl ayrım yapmıyorsa kitaplarımın hepsini seviyorum. Ama gerçekten Tek Tüy ağır basıyor. Değil mi? Yani buradaki bazen kitaplarımızın, ders kitaplarımızın arasına koyup onları evet, takip evet, ederdik. O maceraların diğer sayısını beklerdik. Evet. Hatta Kızıl Maske'nin Fantom Yüzüğü, bütün bunlar da onlar o yaşlarda bize o kitap okuma alışkanlığını sevdirdi diyebiliriz. Evet. Çocuğun birisi de seminerde kalkıp hocam bunun devamı gelecek mi deyince çok duygulandım. O yani zaman Tom Hanks değildi. Bulması güzel. Belki Kaptan Swing gelebilir, belki şey gelebilir deyip bundan da bir yola çıkıp yazabilirsiniz Bengül Hanım. Yani Tek Tüy neler yaptı, Tek Tüy'ün devamı. Olabilir, evet. İlginç olabilir. Konuşan Arabalar, burada da minik hikayeler bu kitabınızda evet, çocuklar tarafından seviliyor. Şimdi çok şeyler verip çocuğu sıkmaktansa az hikayelerle çok şeyler veriyoruz. Onda da yine parça parça hikayeler mevcut. Ben onu birinci sınıf için özellikle düşündüm ama bazı tembel çocuklarımız maalesef dördüncü sınıftan aldılar. Tabii ki herkesin hayal ettiği, hele çocuk olup da sihirli yolculuğu. Evet. Hayal etmemiş bir çocuk düşünemiyorum. Kimi çocuk uzaya gitmek ister, evet, kimi çocuk farklı bir adada olmak ister. Hepimizin bir geçmişte o yolculuğu vardır diye düşünüyorum. Burada da o hikayede neyi vermek istediniz? Şimdi ben hikayelerimi yazarken kolay itiraf edilmiyor ama yaşın verdiği tedirginlikle acaba çocukların dünyasına inemedim mi kaygılarım oluşuyor. O zaman 4 tane boy boy yeğenlerim var. Onlarla bir araya gelip beyin fırtınası yaşıyoruz. Teyze böyle bir şey yaz, öbürü diyor ki hala diyor işte şöyle şöyle olsa daha iyi olur diyor. Onların yönlendirmesi sayesinde dedektifler bir yere gidiyorlar. Oradan kaybolup tekrar farklı olaylarla karşılaşıyorlar. Böyle. Yeğenler, kuzenler gizli yazarlar o zaman. Evet, onların gizli destekçileri. O birçok emek var diyebiliriz. Burada. Evet, editörüm Yavuz Ayık, kardeşi Gülsima, Defne'miz var, bir de Eren'imiz var. Hepsinin yüreklerini, o güzel gönüllerine sağlık diyelim. Evet. Tabii cadı iş başında. Nerede evet, yoktur ki bir cadı? Yani herkesin bir dünyasında bir karşı taraf, bir iyi taraf, bir kötü taraf vardır. Allah kötüleri fırsat vermesin diyoruz ama veriyor herhalde. Olmazsa olmazlardan. Evet. O cadılar her yerde bir şekilde ne yapabilirim diye pusuda bekliyorlardır ve iş başındadır. Burada da bir iyilikten dolayı bir kötülüğü de anlatmanız gereken bir minik bir hikaye. Bir daha yazar mıyım bilmiyorum. Hep diyorum ya olumlu duygular içindeyim diye. Yazarken çok zorlandım. Bir insanın kötülük yani yerdeki karıncaya zarar gelmesin diye düşünen bir insan olarak kötü bir insanın neler yapabileceğini anlattım. Yazarken diyorum çok zorlandım. Tekrar tekrar söylüyorum.
Ama yazılması da gerekiyor. Dediğiniz gibi maalesef ne kadar iyi niyetli olursak olalım, karşı taraf kötü insanlar da oluyor. Hep çocuklara olumlu duyguyu verip de hayat böyle toz pembe sunmaktansa cadı iş başında da var, evet. Tehlikelere karşı kendini hiç değilse çocuklukta bunlar da olabilir diye gardını alabilir, korumayı öğrenebilir. Evet. Yani Akın yanında kara da olduğunu görebilir. İnşallah o cadılar fazla bir iş yapmaz. İnşallah. İnsanlara zarar vermez. Çünkü İnşallah. Herkesin bir dünyası var. Hep iyilik olsun diyelim biz. İnşallah. Temennimiz o şekilde. Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi Bengül Hanım, kitapların her bir köşesinde bir iz bırakıyorsunuz, bir mesaj veriyorsunuz. Evet. Bunu neden yapıyorsunuz? Onu algılamaları kolay oluyor mu çocuklar için?